Forgiveness takes an age. A serpent lights the ancient sky, a thread of tainted stars. Merhaba. Amazon Prime'ın Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezonunun 4. bölüm inceleme videosuyla karşınızdayız. 4. bölüm En Yaşlı Olan başlığıyla yayınlandı. Şimdiye kadar yayınlanan bölümler arasında bizim için bir adım önde olduğunu söyleyelim. Bunda Tolkien evreninin önemli bir yer tutan ancak daha önce hiçbir yapımda yer almamış karakterleri tüm detaylarıyla görmüş olmanın etkisi büyük elbette. Tom Bombadil, höyüklü kişiler, ülkenler, entler ve dahası. 4. bölümün detaylarına dalalım. Bundan sonrasında sahnelere odaklanarak devam edeceğimiz için spoiler arası vererek inceleme videomuza başlıyoruz. Dördüncü bölüme gri limanlardan giriş yapıyoruz. Bir grup asker limana doğru yürürken Galadriel ve Elrond Eregion'a yolculuk planlarını konuşuyorlar. Bir okçu, iki kılıç ustası ve bir de rehberleriyle beraber başladıkları yolculuğa hızlı bir geçiş yapıyoruz. Grubun üyelerine baktığımızda farklı fiziksel görünüşlere sahip karakterlerin bir araya getirildiğini görüyoruz. Bu Amazon'un sıklıkla sergilediği bir duruş. Lindon'dan Eregion'a doğru yöneldiklerini düşünürsek arka arkaya gelen bu yolculuk sahnelerinde gördüğümüz göl Evendim Gölü. Öfke Savaşı'ndan sonra Galadriel ve eşi Celeborn'un bir süre bu gölün kıyısında yaşadığı söylenir. Sonraki sahnelerde Brand Badesi Nehri'nin yatağında yürüyorlar ve kafile bu nehir ve Eregion arasında konumlanan bir taş köprüde duruyor. Köprünün yıkılmasında elbette Sauron'un parmağı var. Çünkü o, elflerin kendi istediği yere yönelmelerini, güneyden Eregion'a giden yolu tercih etmelerini istiyor. Kuzeyden giden yolun da oldukça uzun olması onları güneydeki Tirin Gortet tepelerine, yani Höyük yaylalarına doğru giden yola yönlendiriyor. Galadriel güneyde onları bekleyen kadim bir kötülük konusunda kafileyi uyarsa da Elrond o yüzükten emir almayacaklarını söyleyerek seçimde kararlı olduğunu gösteriyor. Hatta burada yüzükten değersiz bir takı olarak bahsetmesi de onu küçümseme şekli. Tirin Gortat'a geldiklerinde neyle karşılaşacaklarından habersiz, altlarında yatan cansız bedenlerden zarar görmeyeceklerini düşünerek ilerliyorlar. Ancak bir anda karanlığın içinden soğuk bir nefes konuşuyor. Buz keser elde, kalpte, kemikte. Soğuk bir uku çeker bu taştan kabirde. Yatar taştan yatakta, uyanmaz bir daha. Güneş sönene, ay ölene dek asla. Yıldızlar ölür kara rüzgarla. Bu dizelerin Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği'ndeki satırlara gönderme yaptığını da belirtelim. Höyük Yaylalarında Sis bölümünde Frodo'nun içini donduran bu büyülü mısraları rastlayabilirsiniz. Aynı şekilde Gollum'un ağzından da buna benzer sözler duymuştuk. Kafile Eregion'a gönderdikleri ve yolda saldırıya uğrayan elçilerden ve atlarından geriye kalanlara bakarken karanlıktan bir çift zincir uzanır ve içlerinden birini kaparak karanlığın içine çeker. Sonrasında topraktan yükselerek çıkan ölü bedenleri parlak mavi gözlerinden tanıyoruz. Höyüklü kişiler. Onlar kitaplarda Tom Bombadil'in yer aldığı bölümlerde karşımıza çıkarlar ve aslında 3. çağın karakterleridir. Bu nedenle Amazon'un güç yüzüklerine zaman sıkışmasıyla dahil edilebileceklerini daha önce söylemiştik. Höyüklü kişiler karanlık sanatlar yoluyla çağrılabilen kötü ruhlardır ve belli ki bu sefer Sauron tarafından uyandırılmışlardır. Giydikleri kıyafetlere ve süs eşyalarına bakarsak hayattayken yüksek rütbeli insanlar oldukları çok belli. Onlar dirilirken üzerlerindeki takıların birbirine çarparak çıkardıkları metal sesini bile bizlere duyurmalarını çok sevdik. Fiziksel olarak insan benzeri bir forma sahip olabilirler ancak genellikle karanlık ve sisli bir aura içinde görünürler. Gölgeler ve karanlık içinde hareket ederler. Yaşayanları hipnotize edecek, onları hareketsiz hale getirebileceklerdir. Böylece kurbanlarını kolayca ele geçirirler. Kendi bölgelerinde oldukça güçlüdürler ve karanlık büyüler kullanabilirler. Güneş ışığından, güçlü ışık kaynaklarından etkilenirler ve ancak beraber gömüldükleri silahlarıyla etkisiz hale gelirler. Elrond ve beraberlerindekiler bu gerçeği akıllarına getirmeden önce defalarca ölü bedenlere kendi kılıçlarını saplıyorlar ve kendi oklarını atıyorlar ancak dağılan bedenler havada tekrar bir araya gelerek
bütün oluyorlar. Höyüklülerden biri Galadriel'i zinciriyle yakalıyor ve kendine doğru çekiyor. Tıpkı yıkık köprüde görüldüğü, vizyonda olduğu gibi. Yalnızca deri ve kemikten oluşmuş bir el ona uzanıyor. Tam o sırada onlarla beraber gömülen silahlara ulaşan, diğerleri sayesinde en azından şu an için tehlikeyi atlatıyorlar. Burada zincir detayını onlara yakıştırdık ancak kafileyi hipnotize ederek ya da bakışları veya dokunuşlarıyla onları büyüleyerek etkisiz hale getirirler diye düşünüyorduk. Bir de onların yer aldığı sahnelerin daha uzun sürmesini bekliyorduk. Geceye sessizlik çöktüğünde Elrond ve Galadriel arasındaki diyaloğu dinliyoruz. Artık o, yüzeye hala güvenmese de Galadriel'i daha iyi anlıyor gibi. Bu nedenle yolun devamında onun düşüncelerine ve yönlendirmelerine de kulak verecek. Bu konuşmada Elrond'un babası Erendil'in Celebrimbor'un yaşamasının Elrond'a bağlı olduğu öngörüsünü de duyuyoruz. Galadriel yüzeye tekrar dokunduğunda geleceğe ait görüntüler sanki o an yaşanıyormuş gibi zihninden geçiyor. Eregion kuşatmasına ait korkunç sahneler bunlar. Hepsi yaşanacak ancak genel izleyiciye spoiler olmaması adına şu an için detaylarına girmemeyi tercih ediyoruz. Rune topraklarına dönüyoruz. Maskeli iz sürücülere yakalanmamak için asasıyla kuvvetli bir kung fırtınası çıkaran yabancı o esnada Nori ve Poppy'yi kaybetmişti. Onları ararken bu bölüme de adını veren, Tolkien evreninde önemli bir yere sahip olan ve bizleri heyecanlandıran bir karakterle tanışıyoruz. Peter Jackson filmlerinde de yer almayan Tom Bombadil'i güç yüzüklerinde etiğe kemiğe bürünmüş olarak görüyoruz. Kitaplardaki tanımlamasına bakarsak, kırmızı yüzü, mavi gözleri, çalı gibi kahverengi sakalları ve ne uzun ne de kısa boylu görünüşüyle bizleri ikna etti. Öte yandan onu umduğumuz kadar coşkulu göremedik ancak neşeli tavırlarını, şarkı söylemesini, kimi zaman bilmece gibi kimi zaman şiirsel konuşmalarını ona çok yakıştırdık. Kaynaklara göre yaşlı ormanda, gündüz sefası vadisinde yaşadığı bilinse de dizide olayları ve karakterleri birbirine bağlamak adına şu anda çok başka bir coğrafyada. Rune'un çorak ve cansız topraklarından bir anda nefes alan canlı topraklara geçiyoruz. Meyve ağaçları, sebze bahçeleri ve arı kovanları. Tom Bombadil, bir aranan şey var, bir de bulunan şey dediğinde, yabancının yıldızları ararken bulması gerekenin kendisi olduğunu ima ettiğini anlıyoruz. O, kaderini arayan bu yabancıya kim olduğunu hatırlama ve orta dünyadaki misyonunu bulma konusunda yardımcı olacak. Yabancının elindeki harita rüzgarla uçup bir ağaca takılıyor. Yabancı iyi bir asa olacağını düşünerek ağacın dalını koparmak isterken ağaç onu yutuveriyor. Burada Yüzüklerin Efendisi'nden Yaşlı Söğüt'e bir gönderme var. Kitaplara göre Bombadil'in Yaşlı Söğüt adam adını verdiği ağaç kötü ruhluydu ve ormanın yürüyen şeyle olan nefretinin çoğu ondan doğdu. Hobbitlerin şairden ayrıldıktan sonra karşılaştıkları ilk düşman karakter oydu. Ağaç, dinlenmek için gövdesine yaslanan Merry ve Pippin'i gövdesindeki çatlaklarda hapsetti. Tom Bombadil'in bu kadim ağaca söylediği şarkı ile kurtuldular. Onları hemen dışarı bırak yaşlı Söğüt adam. Toprak ye, derinleri kaz, su iç, uykuya dal. Birazdan yabancıyı kurtarmak için de benzer sözleri mırıldandığını duyacağız. O sırada Nori ve Poppy ise Rune'un başka bir köşesine savrulmuşlar ve kendilerine geliyorlar. Bir iz sürene yakalanmamaya çalışırken, ülkenlerden biri olan Merimek'le tanışıyorlar ve onunla beraber köyüne gidiyorlar. Ülkenler, Klayaklar ve Samanpostlularla birlikte Hobbitlerin ilk tarihi kayıtlarında yer alan ırklarındandır. Uzun süre Ulun Nehir Anduin'in kıyılarında yaşadıkları yazar. Düzlükleri ve nehir kıyılarını severler ancak güç yüzüklerinde bambaşka karaktere sahip bir coğrafyada olduklarını görüyoruz. Diğer hobbitlere kıyasla daha iri yapılıdırlar. Hobbitler arasında insanlara en çok benzeyenler, onlara en dostça davrananlardır. Çok yakından tanıdığımız Smeagol ve Deagol ülken hobbitlerindendir. Hobbitler arasında nadir görülse de yüzme bilir ve severler. Kayık kullanır ve balıkçılık yaparlar. Burada da güç yüzüklerinin kitaba sadık kalamadığını görüyoruz. Klayakların aksine oldukça zor koşullarda yaşıyorlar. Bir avuç toprakta, bir avuç suyla üretim yapmayı başarabilmişler. Dik eğimlerde yük taşıyabilmek için makara sistemini kurmuşlar ve suyu taşımak için derme çatma da olsa su kanalları inşa etmişler. Nori ve Poppy köyde hoş karşılanmıyorlar. Bu topraklarda arandıkları için özellikle ülkenlerin liderleri Gundabel tarafından köye kabul edilmiyorlar. Aralarında geçen diyaloglarda iz sürücülerin adının Gaudrim olduğunu öğreniyoruz. Nori, Gundabel hesap verirken dostlarının aradıklarını ve onun bir büyücü olduğunu söyleyince tutsak ediliyorlar. Çünkü bu topraklarda bilinen tek büyücü
karanlık büyücü ve belli ki bu küçük topluluğun o büyük güçle kötü anıları var. O esnada karanlık büyücünün yabancının sahip olduğu güçlerin farkına varmaya başlaması konusunda endişeler var. Üstelik münzevi olarak tabir ettikleri Tom Bombadil'le yollarının kesileceklerinin de farkındalar. Belli ki bu hiç istemedikleri bir birliktelik. O ikisine geri döndüğümüzde Tom Bombadil şiirsel bir dille ağaçla konuşuyor ve yabancıyı ağacın içinden çekip çıkarıyor. Bu ağacın daha sonra yaşlı demir ağacı adam olduğunu öğreniyoruz. Yaşadıklarından sonra yabancı Tom Bombadil'in evinde banyosunda dinlenirken arka planda Tom Bombadil'in eşi Altın Yemiş'e seslendiğini ve onun da şarkıya eşlik ettiğini duyuyoruz. Sonraki bölümlerde uzun altın sarısı saçlarıyla nehrin kızı Altın Yemiş'i de göreceğimizi umuyoruz. Bombadil, yabancı ile olan sohbetinde kim olduğu konusunda üstü kapalı ifadeler kullanıyor ama kitaplara hakim olanlar bilirler ki o her şeyden ve herkesten önce Orta Dünya'daydı. Ve bu yüzden de en yaşlı olandı. Orta Dünya ve diğer her şey ondan sonra onun üzerine kuruldu. Bunu bizlere aktarırken de doğrudan kitaptaki cümlelerin referanslarının alındığını duymak güzel bir detay oldu. Tom Bombadil esnediğinde şöminedeki alevin karşılık vererek yükseldiğini görüyoruz. Bu onun doğa ile olan kuvvetli bağına bir gönderme. Öte yandan kuzusuna Yarvein adını verdiğini duyuyoruz. Bu isim size tanıdık gelebilir. Tom Bombadil elfler tarafından Yarvein Benadar. Yani en yaşlı ve babasız olarak adlandırılırdı. O, kuzusunu severken arka planda mavi ceketinin nasıl olduğunu görüyoruz. Bu ceket, sarı çizmeleriyle birlikte kitaplarda onu tanımlayan sembollerden biri. Bombadil, ateşimin başında bal yiyen ilk istar sen değilsin diyerek karanlık büyücüyle daha önce yollarının kesildiklerinden söz ediyor. Onun da yabancı gibi sahip olduğu gücü nasıl kullanacağını bilmediğini ve bunu başarınca güç zehirlenmesi yaşayarak ruhuna da hükmetmeye başladığını öğreniyoruz. Şimdi ise Orta Dünya'ya daha fazla hükmetmek isteyen güçlerin karanlık büyücü ve Sauron'un bir araya gelmesiyle bütün Orta Dünya küle dönene dek sonu gelmeyecek bir yangının başlayacağını biliyoruz. Bununla yüzleşmesi gereken kişinin ise yabancı olacağından artık eminiz. Nori ve Poppy ise şu an için tutsaklar. Ülkenlerin liderlerine kendi yol göstericileri Sadok Oyukev'den bahsedince bilmedikleri bambaşka bir hikayenin kapıları açılıyor. Kılayaklar yollardayken söyledikleri göç şarkısının anlamını keşfediyorlar. Gundabel duvar resimlerini göstererek onlara kendi kültürlerine ait bir efsaneden bahsediyor. Ülkenlere yeni bir yuva bulmak için yollara düşen ve Süzat adında yumuşak tepeleri ve sonsuz soğuk akarsuları olan o yeri hiçbir zaman bulamayan Rorimas Oyukev'in hikayesi. Süzat, Hobbitlerin en bildiğimiz yaşam alanlarından olan şair anlamına gelir. Duvardaki kabartmalara da bakacak olursanız doğrudan orayı tasvir eden detaylar var. Belli ki güç yüzüklerinde şair de kuracaklar. Onlar için oldukça duygusal geçen bu sohbet köylerine gelen iz sürücülerle bölünüyor. Onlar kıl ayakların peşinde olduklarını söyleseler de Gundabel onları ele vermiyor. Burada istürücülerden birinin maskelerinin altındaki yüzlerinden tekrar bahsetmeleri bizlerde merak uyandırdı. Karanlık büyücü tarafından bozulmuş görüntülerini ilerleyen bölümlerde bizlere de göstereceklerini düşünüyoruz. Dördüncü bölümün bir diğer ana konusuna Pelargir'de yaşananlarla devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Theo, Isildur'a atı Beleki kurtarmasında yardımcı olurken Adar'a hizmet eden vahşi insanlarla karşı karşıya gelmişti. İçlerinden birinin baltası ile ağaç kesmesi entleri öfkelendirmiş ve uyandırmıştı. Bu bölümde ise hepsinin entler tarafından yakalanıp bir ağacın dalları arasına hapsedildiğini öğreneceğiz. Arondir, Estrid'in ensesindeki taze yara izini fark ediyor. Mordor'da ölmemek için hizmet yemin ettiğini söylese de onun vahşilerden biri olduğunu öğrenmek Isildur'da büyük hayal kırıklığı yaratmış. Artık ona güvenmedikleri için kelepçe takarak vahşileri yani Theo'yu bulmak için yola düşüyorlar. Bu toprakların her karışında bir tehlike olduğunu biliyorduk ancak yürüdükleri bu bataklıkla neyle karşılaşacakları konusunda herhangi bir fikrimiz yoktu. Çamur önce Isildur'u sonra onu yardım etmeye çalışan Arondir içine çekiyor. Dışarıda kalan Estrid'in kaçtığını düşünüyoruz ancak bir dal parçasıyla yardıma geliyor. Dalı geri çektiğinde ise ürkütücü, büyük, solucana benzeyen bir yaratık çamurun üzerinde beliriyor.
bu dünyanın derinliklerindeki isimsiz şeylerden yalnızca biri. Doğrusu böyle sığ bir çamurdan böylesi devasa bir yaratığın çıkmasını beklemiyorduk. Bu yaratıktan Arondir sayesinde kurtuluyorlar. Onlara yardım eden Estrid ise mükafatını alıyor ve kelepçesini çözülüyor. Ancak onun vahşiden biri olduğunu unutmayalım. Kılıcını Isildur'a doğru çektiği bu sahnede entler rahatsız olup tekrar uyanıyorlar. Arondir ile aralarında geçen diyalog entleri tanıyanlarınız için oldukça anlamlıdır. Onlar tüm ormanları aileleri gibi gördüklerinden orklar ve diğerlerinin yaptığı katliamlarda çocuklarını kaybetmişçesine üzülür ve sinirlenirler. Ent hanımı ona hiç ağaç kestin mi diye sorduğunda Anin hapsine. Arondir geçtiğimiz sezonda orklardan kurtulmak için çaresizce kestiği ağacı hatırlayarak onu dürüstçe söylüyor. Üzüntüsünü dile getirerek ve ormandaki ağaçların huzurla yaşamalarını sağlayacağına söz vererek onlardan af diliyor. Affetmek bir çağ sürecek olsa da özrü kabul ediliyor. Burada onları uzunca bir süre izledikten ve dinledikten sonra Ent ve Ent hanımını çok iyi tasvir ettiklerini söyleyelim. Hem fiziksel hem duygusal açıdan oldukça iyi yansıtılmış. İki cins arasındaki ayrımı ses tonlarındaki farklılığın yanında çiçeklerle vermeleri de hoş bir detay. Çok uzun zamandır Orta Dünya'da olduklarını ifade ederken kullandıkları şiirsel dilde oldukça etkileyici. Doğru olup olmadığından emin değildik ama Entlerin Theo beraberindekileri serbest bırakmaları ile Estrid'in gerçekten bir nişanlısı olduğunu da öğreniyoruz. Arondir orkların peşinden güneye gitme planı yaparken şu an için Theo ile yolları ayrılıyor. O Pelargir Lord'u sıfatıyla insanlarının yanına geri dönüyor. Burada verdiği bir sözden bahsetti. Bu sözü Pelargir'dekiler için mi verdi yoksa vahşilerle tutsak kaldığı süre içinde bizim şahit olmadığımız bir zaman diliminde onlarla bir anlaşma mı yaptı bilemiyoruz. Ama ikinci seçenek doğruysa bu da Theo'nun yavaş yavaş karanlık tarafa geçeceğinin işareti olacak. Orta Dünya'da tüm bunlar yaşanırken orklar ve troll Damrod savaş davullarını çalarak Eregion'a doğru yürüyorlar. Geçtikleri patikalarda ormanları talan ediyorlar. Onları uzaktan izlediklerini düşünen elf kafilesiyle bir anda bu her şeye karşı nefret dolu kalabalığın arasında kalıyorlar. İçlerinden birine orkların oku saplanınca yüzüğün iyileştirici etkisini de görmüş oluyoruz. Orkların sayıca kendilerinden üstün olduklarını görüp Eregion'un da yardıma ihtiyacı olacağını düşününce Galadriel Elrond'a yüzüğü alarak Lindon'a dönmelerini ve Gil-galad'a durumu bildirmelerini söylüyorlar. Kendini bir bilinmezliğin içine atıyor. Orklarla bir süre oldukça iyi baş ediyor. These are elven lands. Go back to the shadow. Burada onlara gölgeye geri dönün diye bağırması yüzü kardeşliği kafilesi Morion'dan geçerken Gandalf'ın Balrog'la karşılaştığı sahneyi hatırlattı. Galadriel hiç beklemediğimiz bir anda zincirlerle yakalanıp yere düşürülüyor. Ateşli okunu fırlatmaya hazırlanırken karşısında Adar beliriyor. Adar onu Quenya dilinde selamlıyor. Karşılaştığımız saatin üstünde bir yıldız parlıyor. Elflerin buluştuklarında kullandıkları bu cümleyle Adar, Galadriel ile yollarının, diğer yandan kaderlerinin kesişmelerine bir selam gönderiyor. Burada asıl dikkat çekense ona yani Galadriel'e Lady Altariel diye hitap etmesi. Bu onun Quenya dilindeki adı ve ışıltılı bir çelenkle taçlandırılmış kız anlamına geliyor. Bu isim ona kocası Celeborn tarafından verilmişti. Öyleyse Adar ile geçmişten bir bağları mı vardı? Yoksa o, elflerin geçmişleri hakkında zannettiğimizden daha fazlasını mı biliyor? Ya da belki artık Celeborn ile tanışmamızın zamanı gelmiştir. İnceleme videomuzun sonuna gelirken bu bölümden ağırlıklı olarak keyif aldığımızı söyleyelim. Bölüm boyunca pek çok sahnede çeşitli semboller ve cümle kalıpları ile doğrudan Yüzüklerin Efendisi kitap ve film serilerine göndermeler yapılıyor. Öte yandan çok fazla olayı ve karakteri bir sezonun 8 bölümüne sığdırma çabası da sahneler arasında telaşla atlıyormuşuz hissi veriyor. Böylesi bir sıkışıklıkta diğer olayların akışından oldukça kopuk olan Hobbitlere bu kadar yer verilmesi de eleştirilecek bir nokta. Bu bölümde birbirinden bağımsız karakterlerin yollarını kesiştiklerini ve farklı hikayelerin birleşmeye başladığını gördük. Sonraki bölümlerde muhtemelen daha dar bir coğrafyada daha fazla karakter ve daha yoğun olaylar kakışına şahit olacağız. 4. bölüm incelememizi sonlandırırken sizlerin düşüncelerini merak ediyoruz. Yorumlarınızı bizlerle paylaşmanız ve kanalımızı takip etmeniz bizleri mutlu eder. 5. bölüm incelemesinde görüşmek üzere.
to the beauty of dawn.